ederiz. Geri Hayırlı çevirmediniz yayınlar. yine. Hoş geldiniz Ara ara hocam. konuşuyoruz sizinle. Sağ olun ya, bu Hayırlı konuda yayınlar diliyorum. hakikaten teşekkür etmek istedim sizlere. Sağ olun. Ne zaman Rica arasak, çünkü hiçbir zaman geri çevirmedi bizi Murat evet. Bey. Evet. Estağfurullah. Şimdi Ankara Gücü'nde bir kongre kararı alındı tekrar. Birkaç ay önce yine bir kongre yapılmıştı. Ben oradan başlamak istiyorum. Sizin görüşlerinizi, önce sizin neler yaşadığınızı duymak, yine bir hatırlatmak bazında da önemli olacaktır. İki aday vardı bu maç, bu kongre öncesinde, düzeltiyorum. Doğru değil mi Murat Bey? Doğru. Şu ana kadar iki aday var. Ya önceki kongreden bahsediyorum. Orada iki aday olarak görüldü. Son ana kadar, sonra tek adaya düştü. Orada ne oldu? Evet. Sizden bir kez daha duyalım. Neler yaşadınız? Öncelikle o günü tekrar şöyle bir anımsayacak olursak, biz delege listesini istemiştik ve yönetimde bulunan arkadaşlarımın delege olması gerekiyordu, tüzük gereği. Biz bunu talep ettik. Tabii bu talebimiz geri çevrildi. Hı hı. Tekrar şu anda 3 ay sonra seçim var şu anda tekrar. Yine biz yeniledik. Dün değil evvelsi gün. Avukatımız gitti. Dilekçemizi verdik. 39 kişilik listemizin delege edilmesi diye. Şu anda yine onu bekliyoruz. Hı hı. Yani diğer yönetim, diğer seçime yöneticimiz giremediği için biz de girmemiştik. Hı. Yani yine girememe durumu mu var şu anda da? Tabii ki tüzük gereği şöyle, evet, tüzük gereği, seçilebilmemiz için kesinlikle delege olmamız lazım. Hı hı. Yani tüm yöneticilere delege olması lazım. Peki sizin delegelik durumunuz devam ediyor mu? Benim devam ediyor. Birkaç arkadaşımızın, Abdullah Karata Bey var, onunki devam ediyor. Hı hı. Diğer arkadaşlarımızınki devam etmiyor. Tabii ki başkanımızın bir açıklaması da vardı, talihsiz bir açıklamaydı aslında. Orada yönetici başına 500 bin TL istedi bizden. Yönetim. Ancak bu şartlarda ben delege yaparım demişti. Türkiye'de böyle bir rakam herhalde hiçbir kulüpte olmadı bugüne kadar. Delege olabilmek için peki bir kulüpte para verilmesi mi gerekiyor? Ya miktarı demiyorum da belli bir miktarda para mı veriliyor? Bilmediğim için dinlemini soruyorum. Tabii ki o tüzükte ve kulübün isteği doğrultusunda bir rakam var. O da 2250 TL'dir şu anda. Normali budur. Ama bizden 500 TL gibi bir rakam istendi. 500 evet, TL. Her kulüpte değişiyor. 500 bin TL çok... Çok büyük para oldu. Yani peki ne olacak zaman... sizce, bu kongre olacak mı? Sizin adaylığınız kesin mi? Karşınızda kim olacak? Yani Ankara Gücü biliyorsunuz şu anda ciddi bir kaosta. Evet. Primler ödenemiyor, evet. Taksitler ödenemiyor. Bir evet. sürü sıkıntılar var. Taraftar tepkili. Yani ne olacak? Bize bunu bir anlatır mısınız? Biz 3 ay önce de aynı durumları izah ettik. Yani bu şekilde olmayacağını, kesinlikle kulübün bize teslim edilmesi gerektiğini, istifa etmesi gerektiğini aslında ve aday olmaması gerektiğini biz yenilemiştik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Ya bu gitmeyeceği aşikar, belli. Olmuyor. Evet. Sonuçta yani tribünlerle bu kadar gerilmenin bir anlamı yok. Evet. Siz kesin tekrar Murat Bey duyabiliyor Murat musunuz? Bey. Evet. Ha, ben duyuyorum şu evet. an. Ha. Yani siz aday olacaksınız şu anda, o kesin mi? Yani şu anda tek aday gibi gözüküyor. Evet, delege problemi yoksa şu anda Hı-hı. tek açıklayan bizim. Bizim yönetimimizle birlikte şu anda Hı-hı. tek aday biziz. Siz açıkladınız. Ama tabii, ama tabii ki bunun kabul görmesi lazım kulüp tarafından. Evet. Ve bizim delegeliklerimizin yapılması lazım. Evet. Yani biz de katılalım. Biz şunu istiyoruz. Biz o salona girdiğimiz zaman biz kazanacağımız kanaatindeyiz. Hı. Çünkü biz gerçekten projelerimiz çok iyi. Ben bunu daha önce bir otelde lansmanını yapmıştım. Evet, evet. Gerçekten de çok güzel 36 projemiz var. Yani bunları bizim orada taraftarımıza ve delegelerimize anlattığımız zaman biz o salondan galip çıkacağımız kanaatindeyiz. Ya şu var. Gerçekten biz bunu bütün Ankara Gücü taraftarı adına söylüyoruz. Ankara Gücü'nde şampiyonluğu kovalayacak bir potansiyel var. Taraftar var. Evet. İyi kötü bir stat oldu. Önceden hani stat problemi vardı. Şimdi stat var. Yani bütün her şey var. Yeter ki birisi bir el atsın. Yani şu Ankara Gücü'nü artık bir kaldıralım. Her hafta aynı problemleri konuşuyoruz burada. İşte primler ödenmedi. Oradan futbolculardan, İşte Ankara Gücü'ne yakın arkadaşlardan haberler geliyor. Yok prim alamadık, maaşı alamadık, transfer taksidi gecikti. Yok Ankara Gücü'nün 3 puanı kesilecek. Ya bunlar çözülecek mi yani? Taraftarın duymak istediği şeyler bunlar. Evet. En önemli şeyler. Yani Ankara Gücü'ne bir el atıp Ankara'dan bir şampiyon çıkarabilir miyiz?
Tabii ki öncelikle şampiyon olmak her takımın hayali, isteği. Ama öncelikle benim için şu çok önemli. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yani bir sene şampiyon oynadınız, ertesi sene küme düşme oynamak doğru değil. Dolayısıyla bizim zaten o benim lansmanımda 3, 5 ve 8 yıllık bizim yapacaklarımız var. Burada bizim için sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir başarı. Bizim tek hedefimiz bu. Hı. Yoksa biz seneye evet çok iyi bir kadro kuralım, şampiyonu oynayalım ama ertesi sene çok kötü bir şekilde belki küme düşmeyi, bu doğru değil. Hı. Dolayısıyla bizim bunların tamamını anlattığımız lansmanda altyapıda neler yapacağımız, kulüp anlamında neler yapacağımız, marketingde neler yapacağımızın hepsinin nasıl yapacağımızın anlatımı var. Dolayısıyla ben buradan aslında şunu söylemek istiyorum. Gerçekten müthiş bir taraftarımız var. Evet. Eğer biz bu gücü arkamıza aldığımızda doğru yönetimle de yani yapılmayacak hiçbir şey yok. Yapılmayacak hiçbir şey yok yani. Tarihimize baktığımızda ya gerçekten... Bursa Spor'u yaptı, Trabzon yaptı. Tabii. Ankara gücü niye yapmasın ya? Burada tek önemli olan gerçekten düzgün bir yönetim. Böyle bir el birliğiyle, taraftarla iç içe olup futbolcusuyla, taraftarıyla, hocasıyla güzel bir kadro kurduktan sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Buradan Mehmet Başkan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum sizin aracınızla. Gerçekten Ankara gücünü seviyorsa lütfen önünü açsın. Herkes egosunu bir tarafa bıraksın, şapkasını ortaya koysun. Bugüne kadar yaptıklarınızı zaten takdir ettiğimizi defa kez söyledik. Gerçekten başarı. Tabii. Yani o üçüncü ligden alıp da Süper Lig'e getirin. Evet. Bunu kimse yani görmezden gelen. Yok, kimse inkar etmiyor. Biz bunu takdir ediyoruz. Her zaman söylüyoruz. Tabii, ben de etmiyoruz. Ben de her zaman söylüyorum. Teşekkür ettiğimizi söylüyorum ama artık hani nasıl başladığınız değil de nerede bırakacağınız çok önemlidir. İşte bırakma zamanı geldi. Bence bıraksın. Bizim de önümüzü açsın. Eğer kendisi de aday olmak istiyorsa veya başka arkadaşlarımız aday olmak istiyorsa salona girelim. Kim hak ettiyse o alsın. Hı-hı. Kendisi de söylüyor zaten. Yani böyle, tek talebimiz bu. Böyle devam edilirse 7 yıl öncesine döneceğiz. Yine kulübün önünü açma kararı aldık gibi söylemleri de var Mehmet Yiğner'in. Ama bu delege problemi bir türlü çözülemiyor anlaşılan o ki. Yani sizin en azından biz, delege bazında. Evet, 2 gün önce zannedersem yanılmıyorsam biz avukatlarımı gönderdik. 39 kişilik yönetim kadromuzla birlikte delege olmak istediğimizi belirttik. Hı hı. Şimdi oradan bir cevap bekliyoruz ama gerçekten bu sefer Mehmet Başkan'ın olumlu yaklaşacağı kanaatindeyim. Hı hı. Çünkü o da gördü. Artık bir şekilde bir sonuç olarak lazım. Ankara gücünün menfaati yani her şeyin üstünde olmalı. Kavgadan, tabii, kişisel kaprislerden, şundan bundan hepsinin üstünde olmalı. Çünkü bir tane Ankara gücü var. Ona sahip çıkmamız lazım. Herkes geçici. Hocası, futbolcusu, çok yönetimi. Evet. Ya bu kulüp baki. Ve bu kulübün sahibi sadece taraftar. Kesinlikle. Taraftarın sesine kulak versek zaten ne demek istediği ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani insanlar istemiyorsa gerçekten bırakmak lazım. Evet. Belki gün gelir tekrar aday olunabilir. Bunun da kapısını açık bırakmak lazım. Çok doğru. Peki, teşekkür ederiz. Biz sadece buradayız. Biz sadece buradan tekrar ediyorum. Yani mutlaka bu sefer gerçekten sağduyuya yaklaşacağı kanaatindeyim. Ya bizi o salona soksun. Kendisi de gitsin. Bazen kan değişimi şart. Bazen kan değişimi şart. Evet, artık zamanı geldi. Doğru.